Adliyeye de yakın olmak zorundayız. Aynen. Yani bu senin üzerinden yürüttüğümüz operasyon gayet başarılı gidiyordu ama... kaçırılma olayı. Bence büyük fırsat başkanım. Sonuçta kızını kurtardım. Adliyeyi beni kahraman gibi karşılayacağını düşünüyorum. Ya da içlerine sızmış bir ajan olduğunu anlayacaklar ve seni silahlarla karşılayacaklar. Tamam, kızını kurtardın. Ama senin yanında silah kullandın mı mesela? Açık verdin mi? Yeni yetme bir istihbaratçı değilim Zehra. Operasyon temizle. Ölmesi gerekenleri öldürdüm. Kurtulması gerekenleri kurtardım. Öyle mi? Peki seni kim kurtardı Ömer? Bu mu senin temiz operasyon anlayışın? Yeter. Arkadaşlar, öngöremediğimiz bir sürü şey olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ve herhangi bir açık verdiysek Hardin hedefinde sen olacaksın Ömer. Evet Francis. Radikallerin hepsi temizlendi. Güzel. Yani kendi yarattığın pisliği temizledin desene. Aferin. Ya mühimmatlar? Yola çıktı. Bir de şu Ömer meselesi var. Haber mi var? Adam kurtulmayı başarmış. Ne güzel. Bu habere de Selin sevinecek desene. Bu kadar mı? Tek derdimiz Selin'in mutluluğu mu? Başka bir sorun mu var? Nasıl görmüyorsun anlamıyorum. Adam önce Selin'i kurtardı. Sonra da radikallerin hepsi ölürken o depodan kaçmayı başardı. Sıradan bir şirketin dış alımlar müdürü için oldukça etkileyici bir performans değil mi bu sence ha? Bak. İlk günden beri söylüyorum ama dinlemiyorsun. Bu adam göründüğü gibi biri değil. Bu adam bir şeyler saklıyor. Hardley ve Francis, Selin'in nasıl kurtulduğunu soracaktır. İyi bir kurtulma hikayesi lazım bize. Eğer bu hikayeden şüphe uyandırmadan çıkarsak... Hardley'in gözünde bir kahraman olabilirsin. Ama hikayeye inandıramazsan... İşte o zaman tam senin istediğin şey olur. Bunu anlamak için Hardley'in karşısına çıkmamız gerek.